Mesela bugün insanların dikkatini çekmek çok zor. Doğru. Televizyon, bilgisayar, cep telefonları, insanlar ben buradayım diye ve kendini parçalasan dikkat çekemiyorsun. Çünkü doğru. Böyle bir adeta uyur vaziyetteyiz hepimiz. Bilgi çağındayız ve bir gün içerisinde bize dayatılan evet. markalar, bilgiler o kadar fazla ki haklısın. Onun içinden birinin farklılaşması çok kolay değil yani. Bir gün gelecek ne yazık ki bunu görüyorum. İnsanlara şarkı dinletmek çok zor olacak. Kesinlikle. Çünkü gerçekten böyle bir diziler, işte internet hayatımıza girdi. Evet. Adeta uyur vaziyetteyiz. Sanal alemin içinde kaybolduk. Doğru orada kaybolduk. Normalde hayat içerisinde de iletişim kurmakta evet. zorluk çekiyoruz aslında. Ondan dolayı belki. Şimdi tabii 20 yıla yakın çalıştın, bu işin içindesin ve hiç falso vermedin şu ana kadar. Bu da önemli bir şey. Hep zirvede durdun. Teşekkür ederim. Bir de hem kaliteli olmak hem popüler olmak yani çok zor bir şey değil mi? Aslında evet yani hem geniş kitlelere seslenebilmek, onlarla arandaki bağı koparmadan ama kalıcı işler yapmaya evet. çalışmak. Çünkü hani çok çabuk tüketilen şeyler aslında popüler müzik. Çünkü kaliteyle şey. Popülerlik şey oluyor yani biraz. Yani biraz zor duruyor. Mümkün değil. Evet zor. Zor duruyor. Bu arada Sertab Erener hem Türkiye'nin problemlerine hem de dünyanın sorunlarına duyarlı bir insan. Bunu da biliyoruz, takip ediyoruz. Hani ben şarkımı söylerim, işime bakarım gibi bir bakışın yok. Evet, en Türkiye'yi ve dünyayı nasıl görüyorsun? En son bir panele katıldım. Evet. Kadın erkek eşitliği konusunda, aslında eşitsizliği konusunda ama orada bir konuşma yaptım ve bu zannediyorum benim hayatımda bugüne kadar hep şarkı söyleyen evet. olan biri, onun ötesinde konuşan biri olma için bir ilk fırsattı aslında ve hoşuma da gitmedi sevdin değil. Sevdin mi? Siyaseti sevdim. Sevdin mi? Siyaset değil yapmak istediğim. Yani bazı insanlara yol göstermek, kendi hayatından örnekler şimdi vermek. Şimdi tabii siyaseti da... sevdin mi derken ben şunu kastediyorum. Hani siyasetçi olmaktan öte bir konuda konuşmak aslında siyasettir yani. Yani bir partiyi sevdin mi veya bir ne bileyim şu anki mevcut siyasetçilerden bahsetmiyorum. Hı hı. Hani senin kadın erkek eşitliği ile ilgili konuşman da aslında bir senin siyasetin oluyor aslında baktığın hı hı. zaman. Hı hı. Doğru mu? Ya benim hayat felsefem evet. oluyor aslında. Bu soruna nasıl yaklaştığım ve neresinden baktığım ve buna olan çözümleri nasıl ürettiğim ve kadın erkek meselesine cinsiyetler üstü yaklaşımımı evet. anlatmaya çalışıp aslında dünyanın bütün kurtuluşunun bu ayrımcılık ve çatışmadan özgürleşmemiz gerektiği ve birey olmamız noktasında aslında kurtulacağımızı falan filan bu tip büyük laflar ettim. güzel bir konuşma olduğunu söylediler. Hatta dediler ki Sertab sen şarkı söylemeye devam et ama konuşmaya da devam evet. et. Bu konuda kadın hakları konusunda bir yerinden işin tutacağım. Şu an onu içimde hem sindirmeye hem de organizasyonu nasıl yaparım diye düşünmeye başladım açıkçası.